Evet, herkese merhabalar. Bugün arabadayım. Az önce Hyundai Elantra videosunu çektim. Çok sıcak. Klima açacağız artık. Cam açarsak size biraz şey olacak. Klimanın da sesi inşallah gelmez. Klima da soğudu frene kadar. Şimdi bir çıkayım yola. Bugün neyden bahsedeceğim? İlk araba vlogum bu arada. Bunun şerefine bir beğeni, bir abonelik isterim. Devamını istiyorsanız da yorumlarda belirtin. Buradan yola dalmak biraz riskli. Yola dahil olduktan sonra orta şeridine geçeyim. Sakin sakin gideceğiz. Şimdi sıcak oldu. Neyden bahsedeceğim bugün? Araba maceram nasıl başladı? Ben nasıl arabacı oldum? Bundan bahsedeceğim. Öncelikle benim çocukluğuma kadar gidelim. Hatta bebekliğime gidelim. Ben küçükken çok meraklı bir çocuktum. Her şeyi merak ederdim işte. Babama falan burada ne yazıyor, burada ne diyor diye diye sonra sonra hatta 2 yaşımda falan 3 yaşında okumayı öğrenmiş bir çocuktum. Hal böyle olunca meraklıydık. Arabalara da bir merakım vardı. Hatta o görüntüyü bulabilirsem koyayım. Böyle küçüğüm, bebeğim daha. Dışarıda geziyoruz. Gidip beyaz arabaların içinde bizim burada evimiz vardı o zaman onu buluyorum falan. Bebeklikten bir yatkınlık var. Daha sonra işte okumayı öğrendikten sonra arabaların markalarını, plakalarını okumaya başladım. Ondan sonra gel zaman git zaman işte bilgisayar çıktı, yani internet çıktı. Ben ilkokul 1'e giderken de bizim eve internet bağlandı. O zaman Türk Telekom, TTNet'ti. Mavi kablolu modemler vardı. Bizim eve internet bağlandı. 4 GB kota vardı hatta hiç unutmam. Ben işte araba resimleri, araba falan yazıp şeye giriyordum. İnternetten arabalara bakıyordum. Sonra bir gün abi sahibinden.com'la karşılaştım. Bir girdim, bir daha da çıkamadım zaten. sahibinden.com'dan gire çıka arabalara baka arabalar hakkında iyi kötü bir bilgi birikimim olmaya başladı. İşte merak ettim bu nasıl yapılıyor, şu nasıl yapılıyor. Yolda araba görüyorum mesela bir şey farklı duruyor, bu nasıl yapılıyor. Yani ben meraklı bir çocuktum. Bunu da araştırmacı bir ruhla birleştirerek kendime bir şeyler katmaya başladım. Bu hayatımın her yerinde böyle olmaya başladı. Araba konusunda da fazla bilgim olduğu için iyice arabaya yatkınlaştım. Teknolojide bu araştırmacı kişiliğimle beraber zaten gelişen bir ilgiydi. Böyle olunca şu kısım size rahatsızlık vermesin. Böyle olunca abi arabalarla ilgiliyiz. İşte arada bayi showroomlara gidiyoruz, arabalara bakıyoruz, ediyoruz. Ben şeyim yani damarım kabarıyor, araba. Sonra işte gelelim süreç aktı, sahibinden arabalar falan filan. Ben abi liseye geçtiğim zaman piyasadaki çoğu markanın ne tarzda araba ürettiğini, çoğu markanın araçlarının yani belli bir gelenekleri vardır markaların. O geleneklerini iyi kötü bilir haldeydim. Çoğu arabanın piyasasında bilir haldeydim. Hani şu sıralar piyasa karışsa da o zamanlar karışmamıştı. Bu ne trafik ya? Neyse ineceğiz zaten nereden. Bu kadar karışmamıştı piyasa. Öyle olunca ben de ne yaptım abi? Ne yapıyordum? Trafik karıştı. Öyle olunca ilgimi birazcık hobiyle yani iki ilgimi birleştirerek hobi oluşturdum. Kendime YouTube'a girdim. YouTube'da buradan gelişen bir şeydi. Arabalarla ilgili merak ettiğim şeyleri hala daha araştırır öğrenirim. Hatta bu merakım benim İngilizcemin gelişmesine de faydalı olmuştur. Nasıl? İngilizce forumlara vesaire girer oldum. İngilizce kaynaklardan arabaların teknik detaylarını öğrenmeye başladım. Çoğu şeye öyle hakim oldum. Sürekli simülasyon oynar oldum vesaire derken böyle arabacı olduk çıktık. Şimdi bu ilgimizi de Doğancı abi
de YouTube'a döktüm. Sizlerle paylaşır hale geldim. Yani ben showroom gezip araba incelemeyi çok seven bir insanım. Bunu da sizlerle paylaşıyorum. Video çekerken de zevk alıyorum. Mesela bu videoyu çekerken de çok zevk aldım. Yani yaptığım işin ilgi görmesi de hoşuma gidiyor tabii ki. O yüzden sizlerden de destek bekliyorum. Şuradan sağa gireceğim, o yüzden çıkmadım. Sol boştu. Renault'a uğrayayım bakayım. Renault'da ne yapıyor? Böyle yani. Arabacılık serüvenim böyle başladı. Böyle devam ediyor. Sürekli kendime bir şeyler katmaya da devam ediyorum. Umarım beğenmişsinizdir. Böyle kısa bir muhabbet yaptık. Buradan çıkarken devam edelim mi? Devam edelim ya. YouTube serüvenimden bahsedeyim çıkınca da. Yol da bozuk biraz ama. Böyle bir YouTube araba serüvenimden bahsettim. Şimdi Renault'a geldim. Geçen sefer işte Sandero dedim, kem küm ettiler çekim için falan. Daha önce çekmiştim halbuki. Clio çekmiştim. Bakalım bugün ne diyecekler. Vlog nasıl? Hoşunuza gitti mi? Onu da şey yapın. Yorumlarda belirtin. Hoşunuza gittiyse ben ara ara yapayım onu. Ben de keyif aldım çekerken. Nasıl geldiğimi anlamadım. Gayet güzeldi yani. Arabayı park edecek yer yok ya. Şurada duralım. Şimdi rampada durdum. Arabayı oturttum. Stop ettim. Rampa yukarı olduğum için de bire taktım. Maskemi de takayım. Hadi. Sonra gelince devam edelim. Ne kadar çabuk geldim değil mi? Hakikaten çabuk geldim. Yani işim 5 dakika sürdü. Sebep şu. Abi güya prosedürleri değişmiş. Bir oyak kuruluşu olduğumuz için sizin bilgilerinizi alalım. İzinli oluyor bu işler. Biz size dönelim. Tamam dedim. Verdim. Ama döneceklerini pek zannetmiyorum. Şuradan yola çıkacağım. Çıkıyor mu acaba buradan yola? Çıkmıyor. Sonra da dönelim şöyle ya. Peugeot'u aradım. Peugeot'a gideceğim şimdi. Çekeriz bir şeyler bakalım. Ya bayiler genel anlamıyla, ha bayilerin YouTube'a tutumu. Hadi bak vlog'un devamı olsun bu da. Güzel oluyor bu vlog işi ya. Ben böyle yapayım arada. Pişsem de arabanın içinde. Bayilerin YouTube'a tutumu. Şimdi birkaç bayi hariç, tek tek isim vermeyeceğim ama çoğu bayiyle iyi bir ilişkimiz var. Yani bayiler bu tarz durumları pek sıkıntı etmiyorlar. Bizzat gidip bazı bayilerin satış müdürleriyle konuşma şeyim oldu. Şansı buldum YouTube sayesinde. Çoğu bayide artık tanıdığım var. Araç almak isteyen varsa bana ulaşsın falan diyor. Öyle olunca çoğu bayi, yani videolarımı izlediğiniz çoğu markayla aramız iyi. İşte bir VAK grubu biraz yani gönülsüzler, pek istekli değiller. Renault işte biraz sıkıntı yapıyor. Ya ben onları da anlıyorum. Mayıs çünkü şey bir kuruluş. Oyağın bir kuruluşu. Askeri bir kuruluş olduğu için çekim öyle her gelene izin vermemeleri normal. Ama yani bir izin verip bir vermemek hoş değil. Ben onu anlatmaya çalışıyorum. Neyse. İşte Peugeot'la iyiyiz. Sağ olsunlar. Arıyorum. Sıkıntı çıkarmıyorlar. Toyota'yla iyiyiz. Yani videolarını izlediğiniz markalarla, ya birden fazla kez videosunu izlediğiniz markayla iyiyiz. Şimdi Peugeot'a gidelim ve video çekelim bakalım. Vloglar hakkındaki düşüncelerinizi merak ediyorum. Söylemiştim bunu. Araç incelemeleri hakkındaki düşüncelerinizi de merak ediyorum. Birkaç kişi şey demişti yorumlarda, işte nefes, sen nefesini alıp verme. Derin nefes alıp veriyorsun vesaire. Ne yapıyorsun abi? Konuşamadım. Ortalık karıştı. Ne diyordum? Ne dediğimi de unuttum ki. Ha,
birkaç kişi şeyi söylemiş. Maske konusunda, yani maskeyle nefes sesin çok duyuluyor. Bir rahatsızlığım var diyenler olmuş. Beni düşündüğünüz için teşekkür ederim. Fakat şöyle, ben bugüne kadar hep bayilere yürüyerek ya da bisikletle gittim. Böyle olunca yoruluyordum ve nefes nefese kalıyordum zaten. Zaten streslisin abi, videosunu çekeceksin arabanın. Yani yanlış bir şey söylememen lazım. Riskli bir de, insanlar izliyor sağdan soldan. Ne yapıyor bu deli der gibi izleyenler var. Böyle bir ortamda video çekmek, takdir edersiniz ki, zor. Bunun üstüne bir de konuştuğunuz zaman zaten yorgunsunuz. İyice şey oluyorsunuz. Nasıl diyeyim? Nefesinizi derin alıp vermek zorunda hissediyorsunuz kendinizi. Bir de ben biraz uzun konuşuyorum tek nefesle. O sırada da tüketiyorum bütün nefesimi. Ciğerlerimi bir daha doldurmam gerekiyor. Trafik vardı ama biz şuradan şu an çeliğe gireceğiz. O yüzden de nefesim çok duyuluyor. Mesela Elantra videosunda o kadar duyulmayacağını düşünüyorum. Şöyle trafiğe daha iyi olmaya bayılıyorum. Şuraya gireceğiz. Başlayalım. Şançeli'ye de geldik. Burayı da seviyorum ya. Burayı da burada da bir video çekeyim. Şu dışarıdaki 3008 müsaitse onu çekelim ya. Dışarıda video çekelim. Aha, 2208 çekelim. 208 çektik ama 1208'e daha ne dersiniz? 90.990 oldu bu arada araba. Böyle videoyu çekeyim. Sonra devam etmeyelim. Zaten muhabbetimiz yetti. Gayet de uzun da bir video oldu. Videoyu beğenmeyi, kanalıma abone olmayı ve arkadaşlarınızla paylaşmayı unutmayın. Vloglar hakkındaki görüşlerinizi aşağıdan yorumlardan belirtebilirsiniz. Araç incelemeleri hakkındaki görüşlerinizi ve hangi aracı incelememi istediğinizi aşağıda belirtebilirsiniz. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Görüşmek üzere.